İnancın ne olursa olsun bu ülkede birlikte yaşamayı bilmemiz lazım. Bunun üzerine durmamız lazım. Benim en çok üzerine durduğum nedir? Allah hainlere fırsat vermesin. Adam bilerek ihanet ediyor. Ancak adamın inancı farklı olabilir. Sol kesimden olabilir. Adam vatanperverdir. Alnından öperim. Ha, inancı farklıdır. Tamam. Ama yani bu adam vatanına, mukaddesatına, insanların canına, ırzına sahip çıkıyor. Ezana, bayrağa hürmeti var. Saygı gösteriyor. Irkın ne? İnancın ne? Sormam. Birlikte yaşamayı öğrenelim. Yobaz işte bunlar. Vahşi bunlar. 80 sene boyunca gerici dediler. Gericiliğin ilerisinde bunlar. Yeter ya, çık bu vahşetten ya. İnsan ol biraz. Allah hainlere fırsat vermesin. Anlıyorsun meseleyi. Dayanmıyor artık ya. 6 defa ihtilal yaptılar. İnsan sıkılıyor yani. İhtilal ihtilal. Habire bu ülkeye kurşun sıkmaya çalışıyorsun. Ya biraz bak şu dünyaya ya. Biraz medeniyet öğren. Medeniyet. Git Avrupa'ya. Avrupa'daki bir tane ülke kendi ülkesine kurşun sıktı mı? Git Amerika'ya 300 yıldır kendi ülkesine kurşun sıktı mı? Çık ya bu vahşetten. Müslüman değilsin. Gavurluk yapıyorsan bari hainlik yapma ya. Avrupa gavuru gibi gavur ol ya. Avrupa gavuru gibi gavur ol. Ne dediğimin farkındayım. Limiti doldurduk bu akşam, neyse. Ama tartmıyor artık teraziler ya. Vallahi billahi öyle yani. O askerlerimin konuşmalarını dinleyince içim dışıma çıktı. Askerim kendini parçalıyor. Vatanımın selameti için. Allah beni paramparça etsin diyor ya. Allah bu hainleri şehitlerin kanında boğsun inşallah. Dinine, vatanına ihanet edenleri 50 bin şehidin kanında boğsunlar inşallah. Ayıptır ya, ayıp. Avrupa gavuru gibi gavur ol ya. Gavurluk yapacaksan bari dünyada bir işe yara. Teknoloji üret. Dünyada bir faydan olsun. Bizim gavurumuzun ne dünyaya ne ahirete hiçbir yere faydası yok. Ya çöllere süreceksin bunları, başka bir şey değil ha. Sür gitsin. Kurtuluruz bari. İHA'larla SİHA'larla dünyaya yol veririz. Askerim canını veriyor ya. Canını veriyor. Ya birinci ağızdan dinliyorum. Yani karşımda adam orada efendim yanına roketler düşüyor. Niye? Ülkem selamet olsun diye. Hala teröristleri sevenler, teröristleri kutsayanlar, teröristleri, adamın efendim bir oluşumu var. Diyemiyorum yani. Ne diyorlar ona işte? Siyasi bir taraftar mı diyorlar? Neyse. Hale bak ya. Hale bak. Asker niye şehit oluyor o zaman ya? Bir insanın ölmesi ne demek? Niye? Sen yaşa diye. Vatanım yaşasın, ezanın, bayrağım, bu ülke, bu insanlar huzur içerisinde olsun diye canını verirken öbürü başka bir dertler içerisinde. Buna da özgürlük diyor. Nasıl bir özgürlüktür bu ya? Demokraside vatana kurşun sıkmak var mı? Allah kötülere fırsat vermesin. Allah kötülere fırsat vermesin. Bunlar yerli falan değil. Yerli değil. Yabani de değil. Başka bir varlık bunlar. Başka bir varlık. Avrupa gavuru olsa bu kadar gavur değiller onlar. Evet. Net söylüyorum ya. Yusuf, araştırır mısın haftaya kadar? Avrupa'da kendi ülkesine ihanet edildi mi? 1876 Rönesans ve Reform. Bak sana bir kopya veriyorum. O zaman Fransa'da ihtilal oldu. O da orada kargaşa olduğu için ya şu memleketi adam gibi idare edin. Yani gavurluğun tadını çıkartalım. Yani güzel idare edin diye. 1876 Rönesans ve Reform. Ondan sonra 150 senedir Avrupa'da bana bir hafta müsaade size. Kendi ülkelerine ihtilal yaptılar mı? Almanya kendi ülkesine kurşun sıktı mı? Amerika 300 yıl kendi ülkesine kurşun sıktı mı? Buyurun bir hafta araştırın. Ha, benim ülkemin gavuru 6 defa kurşun sıkıyor. Niye? Senin düşmanın kim Allah aşkına? Niye? Niye yapıyorsun sen bunu? Allah fırsat vermesin. İngiliz öyle istiyor da onun için. Hala bu millet bunları yad ediyor, bilmem ne yapıyor. O zaman sen şehitlere ihanet ediyorsun. Şehitlere ihanet ediyorsun sen. Bunun ötesi yok. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Aziz ruhlarını incitenlerin Allah müstahakkını versin. İnşallah duamız tutar. Allah ülkemizde doğusuyla batısıyla, ırk olarak Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Kürdü, kim olursa olsun, inanç olarak farklı inanç ettik grupla fark etmez. Bu ülkede birbirimize saygılı yaşamayı Allah bizlere nasip eylesin. İnsanları ırkta, inançta bir araya getiremezsin. Osmanlı bir araya getiremedi. Osmanlı'nın tebaasında yani vatandaşı olarak, lütfen sesli cevap verin. Hristiyan var mıydı? Yahudiler var mıydı? Ermeniler var mıydı? Ya Afrikalı vardı, Balkan vardı, Kafkas vardı. 500 yıl birlikte yaşamayı. Ya koca bizim asırlar boyu medeniyetimiz var ya. Bırak şu deniyetten kurtul. Şu yobazlardan kurtulalım ya. Bu vahşetten kurtulalım. Kendimize gelelim. Allah birlik beraberlik nasip eylesin. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hazır konu geldi. Çok net cümle kullanacağım. La ikraha fiddin. Hazır gelmişken bunu da netleştireyim. Dinde zorlama yoktur. Meselesi diyelim ki Allah o günleri göstersin. Ülkemiz ahkam-ı dini otoritesinde bana da yetki verdiler. Burada Hristiyanlar var. Burada farklı inançta insanlar var. Bu ayet-i kerime gereği adama derim ki Müslüman ol. Yok ben Hristiyan kalacağım. Yaşadığımız bölgede bak şurada da bir kilise var. Tamam. Bunu restore edebilirsiniz. Tamiratını yapabilirsiniz. Ben İsmail olarak müsaade ederim. Onların kiliseye gitmesine müsaade ederim. Yani ben şahsi fikrimi söylemiyorum. Dinimin bana ortaya koyduğu meseleleri ortaya söylüyorum. Sen onun inancına saygı gösterirsen, Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Kıyame Kilisesi vardı. Orada namaz kılmadı. Onun karşısında Me-
Mescid-i Ömer vardır. Şu anda ben onu tercümesini yaptım. Buradaki bulunan Hristiyanlar inançlarında serbesttirler. İstedikleri gibi burada kendi inançlarını yaşayabilirler. E şimdi bu adam Hristiyan. E sen şimdi kendi topraklarında bunun inancına kapıyı açmazsan sokak ortasında yapamaz. Bir bölge, bir yer tayin edersin onlara. O zaman terörist dediğimiz yani illegal işler ortaya çıkar. Yani kontrollü bir şekilde şurada yapabilirsin. Sokak ortasında efendim ayin yaptırılmaz. Sokak ortasında müzik çaldırılmaz. O bölgede yapabilirsin. İnancını orada uygulayabilirsin. Onu yaptığınız zaman öbürüne de dersin ki bak benim Müslümanlarım da Avrupa'da, Rusya'da. Bak sana müsaade ettim, sen de müsaade et. Kanuni döneminde bunlar yapıldı. Bu net söyleyeceğim. Kanuni'nin önünde bir düşman yok. Kanuni'ye karşı çıkabilecek bir güç yok. Dünya artık misket gibi et dediği zaman işi bitirebiliyor. O dönemlerde Kanuni bu topraklardaki efendim farklı inanışta insanların inanışlarını yani kiliselerini yıkmadı. Neden? Şimdi onları inanç itibariyle senin vatandaşın olmuş. Ben bu topraklarda kalacağım demiş. Sen ona müsaade edersen senin Müslümanın da efendim o topraklardayken ya bak sen de ona camisine müsaade et denir. Yani dünya cennet değil. Yani Müslümanlar bu tarafta, gavurlar bu tarafta öyle değil. Musa aleyhisselam 40 sene Firavun'un sarayında iç içe yaşıyoruz. Ülkemizde büyük bir kesim inançsız olabilir. Ama bu vatan bizimse birlikte yaşamayı öğrenelim. Allah aşkına biraz kendine gel ya. Medeniyet diyorsan Avrupa'daki medeniyeti öğren. İslam'ı anlam. Ya takıntın var anladım. İslam'ı sevmiyorsun. O zaman Avrupa'dakini öğren. Öğren Avrupa'dakini. Adam kendi ülkesine kurşun sıkmıyor. Adam gibi yaşıyor. Teknolojisini geliştiriyor. Üretken bir iş yapıyor. İşin gücün heykel yapmak. Ya kurtul bu işten ya. Kurtul. Biraz teknolojik bir şeyler yap. Allah sonumuzu hayır eylesin. Limiti doldurduk bu akşam. Vardır bunda bir hayır ama. Hakaret suçtur. Ben hakaret etmiyorum. Birlikte yaşayalım. Huzur istiyoruz. Allah Celle Celaluhu kargaşa çıkartmak isteyenlere fırsat vermesin. Huzur içerisinde yaşayalım. Bir Osmanlı'yı bir okuyalım ya. Bir bakalım şu Osmanlı'ya. Yani İslam dinde zorlama yoktur ifadesinde bir gavuru zorla Müslüman et. İnanmıyor adam. İnanmıyorsa kılıcı dolayıp ya Müslüman ol ya kelleni alacağım. Yok böyle bir şey yok. Ancak net olarak söylüyorum. Dümdüz bir cümle. Adam Müslümanım diyorsa dini yaşamak zorundadır. Yani neye benzer? Askerim diyorsa ben askerim kışlada yatarım. Yatamazsın. Operasyona gitmek zorundasın. Vatanı kurtaracaksın. Müslüman isen dinini yaşayacaksın. İnsanlara Allah'ı tanıtacaksın. Allah'ı güzel tanıtacaksın. Münafıklık yapmayacaksın yani. O zaman hem Müslümanım deyip hem de her türlü yanlışı yaparsan o zaman İslam'ı ve Allah'ı yanlış tanıtırsın. Din müsaade etmez buna. Onun için dinde zorlama yoktur. Meselesi iman hususunda, inanç hususundadır. Zorla bir gavuru Müslüman etmeye çalışmayacaksın. İkna edersin, anlatırsın. Tatlı tatlı izah edersin. Gelir gelir gelmezse kendisi bilir. Evet inşallah meseleyi meramımı anlatabilmişizdir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah ülkemize selamet nasip eylesin.